LGS'ye son 24 gün. Şu anda öğrendiğiniz her bir bilginin sınavda aklınıza kalacağını unutmayın arkadaşlar. Dolayısıyla şu anda yapabileceğiniz en doğru şey bol bol soru çözmek. Sözel bölümden, sayısal bölümden yapabildiğiniz kadar farklı farklı yayınlardan denemelerden sorular çözerek netlerinizi artırmak. Çünkü Eylül ayında, Ekim ayında yaptığınız bir yanlışı belki şu anda yapsanız hatırlamazsınız ya. Ben bu sorunu benzerini ne zaman çözmüştüm ya dersiniz. Tam olarak zihninizde bir şeyler canlanmayabilir. Ama şu anda bir hata yapsanız ve bunun doğrusunu öğrenseniz yani matematikte, fende, in Hafta dinde, İngilizce'de bir şeyi yanlış yapıp... ...sonrasında bunun doğrusunu öğrenseniz... ...gerçekten sınavda aklınıza kalır ve doğru yaparsınız. Dolayısıyla bugünler çok çok değerli. Şimdi haftanın sorusuna baktığımızda Hasan Orhan diyor ki... ...yüzünün beyni almış. Ara derslere ne kadar önem vermeliyiz? Yüzde yüz çok fazla önem vermelisiniz arkadaşlar. Neden? Çünkü evet biliyorum matematik ve fen kat sayısı dört. Türkçenin kat sayısı dört. İnkılap, din, İngilizce'nin kat sayısı bir. Yani inkılap, dört tane inkılap bir tane Türkçe diyor. Ama... Öyle bir şey var ki bu bir sıralama sınavı. Türkçe'de diyelim ki siz 18 net yaptınız. Ben de 18 net yaptım. Ardından inkılap netlerine bakılıyor. Din netlerine bakılıyor. İngilizce netlerine bakılıyor. Dolayısıyla tabii ki biz matematik fende çok ağırlıklı bir şekilde çalışacağız. Türkçe'ye çok ağırlık vereceğiz. Bunları çok iyi yapacağız. Ama size sınavı kazandıracak olan şey ne biliyor musunuz? Diğerlerinden daha fazla yaptığınız doğrular. Veya diğerlerinden daha az yaptığınız yanlışlar. Diyelim ki matematikte arkadaşınız ısrar etti. Yapılamayacak zor bir soru vardı. Onu yapmaya çalıştı. Ve yanlış yaptı. Siz ise boş bıraktınız. Bir kere onun önüne geçtiniz. Arkadaşınız dinde, inkılapta, İngilizce birer ikişer yanlış yaptı tam çalışmadığı için. Siz onları doğru yaptınız, onun önüne geçtiniz. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Dolayısıyla sizin her bir branşa en az Türkçe kadar, matematik kadar, fen kadar önem vermeniz gerekiyor. Zaten katsayısı 4 bile olsa dediğim gibi Türkçe'de 20 soru var. Türkçe'de bin soru olsa ve kat sayısı Türkçenin dört diğerlerinin bir olsa diğerlerini çalışmaz. Zaten yani bin tane soru çözene kadar o. Ama Türkçede 20 soru var hemen bitiyor. Matematik, fen 20 yirmi, kırk soru var hemen bitiyor. Ardından size net lazım, başka netler lazım, başka doğrular lazım. O yüzden mutlaka inkılap din, İngilizce'de çok çok iyi çalışmalısınız. Onlar da amacınız hepsini doğru yapmak olmalı. Türkçe, inkılap, din ve İngilizce'nin olduğu sözel bölümde arkadaşlar 50 soruda 45 netin altına düşmemeye çalışmalısınız. 40 netin altına düşmemeye çalışmalısınız. Hedefinize göre değişir tabii Yani Hedefiniz Galatasaray size ise 50'de 50 yapmalısınız tabii ki. Ama eğer 45'in 40'ın altına düşmezseniz buradaki yanlışlarınızı tolere edebilirsiniz. Yani burada 40 sayısalda 20 matematik 20 fen var. Fenden 15 yaptığınızı düşünelim. Matematikten de 10 yaptığınızı düşünelim 25. E o zaman burada eksikler var. Bu eksikleri işte buradaki doğrularla kapatacaksınız. Ha inşallah fende de 20'de 20, matematikte de 20'de 20 yaparsınız ama ben hani genele göre konuşuyorum. Dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Matematikten mi yoksa fenden mi başlamalıyız? Sizin tercihiniz ne? Arkadaşlar biz öğrencilerimize her zaman fenden başlamalarını söylüyoruz. Neden? Çünkü arkadaşlar sayısal bölüm sınavın en zor bölüm. Yani Türkçe LGS 2022'ye girdiğinizde sizi çok fazla zorlamayacak. İnkrapta, dinde, İngilizce'de böyle rahat rahat yapacaksınız. Oh be diyeceksiniz ya. LGS, LGS dediler. Bu muydu bu kadar zor ya? Aman Allah'ım diyeceksiniz. Çok güzel geçecek. Sonra ara tatil verilecek. Dinleneceksiniz. O dinlenme sırasında kesin kesin hiç kimseyle konuşmayın. Abi Türkçe'de şu soru neydi? İngilizce'de şöyle bir soru vardı. Dindeki sadakayı cariye sorusu falan. Böyle şeylerle hiç sohbet etmeyin. Gerek yok. Doğru da o yapsanız, yanlış yapsanız bir şey değiştiremezsiniz. Doğru yaptığınız ise plaket vermez. Vermezler. Yanlış yaptığınız yere gidip cevabı değiştirme hakkı vermezler. Ama aklınıza takılırsa o sayısal bölüme geçer. Tamam mı? Dolayısıyla burayı hiç dinlemeyecek. Kimse dinlemeyecek. Oturup kafanızı dinleyin sadece. Ardından sayısal bölüme geçtiğinizde dananın kuyruğu kopacak. Sayısal bölümde matematikte sizleri zorlayacaklar. Sizlere seçici sorular soracaklar. Ama sadece siz değil. Sınava giren herkes zorlayacaklar. Dolayısıyla sizin yapamadığınız bir soruyu eğer siz bu soruyu boş bıraktıysanız muhtemelen Türkiye'deki birçok öğrenci boş bırakacak. Yani herkese zor olacak. Önemli olan bazı öğrenciler yapmaya çalışırken yanlış yapıp siz yanlış yapmayanlar insanlardan olun. Veyahut da bazı öğrenciler doğru yaptı. Yani birkaç öğrenci doğru yaptı. Aa onlar doğru yaptı ben yapamadım diye oturup ağlamanıza gerek yok ki. Önemli değil ki siz eğer Türkiye birincisi olmayı hedeflemiyorsanız, hedefiniz Türkiye birincisi olmaksa tabii ki ağlayın. Oturup ağlayın, göz yaşı dökün. Hatta mendil isteyin, gözlerini silin. Ama öyle bir hedefiniz yoksa sizin hedefiniz iyi bir Anadolu sesine, iyi bir fen sesine girmekse bu soru yapamadım ama diğerlerini yaparak ben netlerimi artıracağım deyin. Bu çok önemli. İşte dolayısıyla morali yüksek bir şekilde başlamak için biz öğrencilere sayısalda fenden başlayın. Güzel güzel fen sorularını yapın. Netlerinizi şöyle bir artırın. Oh, deyin. Ardından da matematiği rahat rahat ilerleyin diyoruz. Eğer matematik bir soruya canınız sıkılırsa o sıkıntıyla fendeki soruları kaçırmayın. Matematik bir soru moralinizi bozarsa, ...böyle ki oldu. Moraliniz bozuldu. Çok iyi bildiğiniz bir konuda çok kılı bir soru sordular. Aslında hiç kimse yapamadı ama siz de üzüldünüz. Keşke ben yapsaydım dediniz ama o moral bozukluğuyla fen sorularına bakarken bazı fen sorularını kaçırabilirsiniz. Ama moraliniz yüksekken güzel güzel fen'i yaparsınız. Sonra matematiğe geçersiniz. Hiç kimse moralinizi bozamaz. Bakın arkadaşlar, sınava hazırlık süreci de, sınavın kendisi de, hayatın kendisi de belli bir ee, stres yönetimidir. Yani hayatta bazen bazı şeyler iyi gider, bazen kötü gider, bazen çok mutlu olursun, bazen mutsuz olursun. Onları kontrol edebilmeniz lazım. Sınav hazırlık sürecinde denemeler çözünüz. Denemelerde yanlışlarınız çıktı. Aa ben bırakıyorum dedi bazıları. Ama siz bırakmadınız. Aynı şekilde gerçek hatta da önünüze engeller çıkacak. Bırakmayacaksınız. LGS'nin içerisinde önünüze engeller çıkacak. Bırakmayacaksınız. Hepsinden bir şeyler yapıp toplamda iyi bir şey çıkarmaya çalışacaksınız. Ve inşallah da çıkaracaksınız arkadaşlar. O yüzden biz fen diyoruz. Fazla soru çözüyorsak ama hala çok güzel hala doğru yazmış. Sürekli konusunda problem yaşıyorsak ne yapmalıyız? Arkadaşlar süre tutarak çözmeye çalışın. Ve soruları çözerken kendinize şöyle bir yöntem belirleyin. Deyin ki kardeşim sözler mesela deneme çözüyorsun. LGS e geri senin denemelerini açtın. Deyin ki ben bu denemede mesela diyelim ki 3, 2, 1'de 4. deneme çözüyorsun. Bu denemede 90 tane soruda 50 sözelde 40. E, 40 sayısalda atıyorum rakam ver bilmiyorum hepinizin netleri değişiktir. Bazılarınız süper bazılarınız normaldir. 40 soruda 20 yaparsam örnek veriyorum ya daha fazla yapıyorsunuz eminim. 40 soruda 20 yaparsam şu liseye girerim şehrinizde hayaliniz kurduğunuz liseyi önünüze yazın. Eğer daha fazla yaparsam şu liseye girelim. Eğer şu kadar net yaparsam şu liseye girelim diye kendinize bir basamaklandırma yapın. Yani işte örnek veriyorum. Şöyle yazın. Deyin ki işte e, nerede 50 sözel bakayım. E, 40 sayısal var ya. Burada 50 sözelde 40 yaparsam ve burada 20 yaparsam şu liseye. E, 45 yaparsam ve 25 yaparsam şu liseye. İşte e, 35 yaparsam ve 20 yaparsam şu liseyi gibi kendi şehrinize mutlaka liseler vardır. Deyin ki mesela işte bunu böyle çok iyi yaparsam diyelim ki burada 45'e 29 yaptım diyelim ki. O zaman da şu liseye girelim diye. Bu birinci tercih olacak. Bu ikinci tercih bu Sonra oturun deneme çözmeye. Denemeyi çözerken ciddi ciddi çözün. Yani bu netlere ulaşmaya çalışın zihninizde. Veyahut da işte 90 sonra şu kadar nete ulaşacağım diyerek başlayın. Asla ve asla. Ya ben bu soru şimdi yapamadım ama ileride yaparım ya. Zaten belli bak sen bu tarz sorular cehen oluyor. De Hayır öyle yok. Ciddi ciddi çözün. Gerçek LGS'sini önünüze vermişler. Bu sene gerçek LGS, LGS geri denemelerindeki beşinci deneme arkadaşlar. Demişler gibi tek tek dikkatlice yapın. Hiçbir soruyu böyle aman diye yapmayın. Düzgünce yapın. Tam netini çıkarın. Bakın kaç yaptım. Ha ben bana bu anonsu sesine giriyormuş. Diğer sefer daha yapacağım buna gireceğim deyin. Ve süre yönetimi de yapın. Süre bittiği zaman denemeyi alın elinizden. Deyin ki ben bir süreyi bitirdim. Yani her seferinde kendinize tiyatro yapın. Her sefer Kendinize, kendinize bir prova yapın. Yani ben bu kadar deneme çözdüm. Ama bu denemelerin her birinde adeta gerçek sınav provası yaşadım deyin. İnşallah hem netleriniz artar hem de konsantrasyonunuz artar. Gerçek LGS'ye gelince de inşallah 50'de 50, 40'da 40 yapar çıkarsınız. Yorum sorularında sıkıntı yaşıyorsak ne yapmalıyız? Arkadaşlar yorum sorularında sıkıntı yaşıyorsanız öncelikle yaptığınız yanlışların üzerinden bir geçin. Yani yaptığınız yanlışlar diyelim ki LGS Türkçe'de çözdüğünüz sorularda veya dinde inkılapta çözdüğünüz sorularda yanlışlarınız bir temizleyin. Bu yanlışları ben neden yanlış yaptım? Bakayım. Bunu ha bunu dikkatsizlikle yapmışım. Bunu bunu bilmiyormuşum. Bunu bunu iyi okumamışım. Buna benzer yanlışlarınızın üzerinden geçmek ve sonrasında da az önce söylediğim yönteme göre odaklanmış bir şekilde, dikkatli bir şekilde, hedefli bir şekilde. Şu net yaparsam şuraya gireceğim, bu net yaparsam buraya gireceğim şeklinde kendinize hedefler belirleyerek çözün ve inşallah da en yüksek hedeflerinize ulaşın. Haftanın okuluna baktığımızda Erzican Fen Lisesi sizleri bekliyor arkadaşlar. 3,14 diliminde tıplar, mühendislikler, mimarlıklar havada uçuşuyor. Neden? Çünkü sizleri bekliyor. Haftanın kaynağına baktığımızda LGS geri sayım denemeleri. 2022 LGS'de de birçok soru yakalayacak olan bu denemeler mutlaka mutlaka çözümleri arkadaşlar. Denemelerimizin başında deneme analiz değerlendirme sayfaları var. Buradaki her bir yanlışınızın neyle alakalı çıktığını anlayıp size çözmeniz gereken testleri söylüyor. Yani sabah bir tane denemeyi çözdünüz ve yaptığınız diyelim ki İngilizce bir yanlış. İngilizceki yanlışım işte... E, phone conversation. O zaman ben On e, onlu fon ünitesi alakalı sorular çözeceğim diyeceksiniz. Veyahut da açtınız Türkçe'de virgül alakalı yanlış yaptınız. O zaman yanlışım noktalama işaretlerine virgül, noktalama işaretleri testi çözeceğim diyeceksiniz. Ve tabii ki e, buradaki toplam altı denemenin altısı da LGS ayarında ve denemelerin her birinde sizler için özel olarak hazırlanmış çok kaliteli soru çözümleri de var arkadaşlar. Yani bunu yanlış yaptığınızda evet arkadaşlar bunun cevabı Ceyhan'dır. Hayır. Bunun cevabı bundan dolayı C'dir. Şundan dolayı C'dir. Buralara dikkat edin şeklinde tek tek sizlere de izah ettik arkadaşlar. Bunu açıklamadaki Tonguç Tunç Mazer'inkinden ya da size en yakın kitapçıdan alabilirsiniz. Hadi bakalım çalışıyoruz. Bu son günleri iyi değerlendirip hayallerimize ulaşıyoruz.